Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Tunus işi işkembe modeli nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Şöyle bir bebeği ürünü kullanacağım ve 3 mm kalınlığında da tığ kullanacağım. Şöyle göstereyim. 3 mm kalınlığında da Tunus tığı kullanacağım arkadaşlar. Hemen yapımına başlayalım. Evet, şöyle ipimizi ayarlayalım. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Zincirlerinizi çok fazla sıkmadan zincirlerimizi çekelim. Arkadaşlar, Tunus işinde baştaki ve sondaki ilmeklerinizi şaşırmadığınız ve düzgün ördüğünüz sürece güzel giden bir örnek arkadaşlar ve de yumuşak böyle hani süeterlere, bebek yeleklerine uyan güzel bir örnek. Şimdi bu kadar yeterli. Hemen ilk zincirin içerisinden şöyle bir ilmek aldım. Tekrar bütün zincirlerin içerisinden birer tane ilmek alıyorum. Evet, bütün ilmeklerimizden zincirlerimizden ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Evet, hepsinden birer tane ilmek çıkardık. Şimdi ilk 2 tanesini şöyle bir kapattım. Daha sonrakileri şöyle birer birer olacak şekilde kapatarak sıranın başına kadar geliyorum. Evet, sıranın başına kadar geldim. Şimdi burada modelimizi kurmaya başlayacağız. Bakın, ilk yanımdaki 2 tane ilmeğimden yanımdaki ilk 2 ilmeğimden ikisinden birden şöyle geçtim. Burada bir tane ilmeğimi böyle çıkardım. Daha sonra bir tane üzerine sarıyorum tığımın. Bakın, şu şekilde sarmadım. Şöyle alttan aldım ve yanımdaki 2 ilmeğimi birlikte alarak bir tane daha ilmek çıkardım. Tekrar tığımı sardım. 2 ilmekten geçtim. Bir tane ilmek çıkardım. Bakın bu şekilde. Tekrar sardım. 2 ilmekten geçtim. İlmek çıkardım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleceğiz. Bir kez sarıp 2 ilmeğin içerisinden bir tane ilmek çıkaracağız. Evet, bakın sona geldik. Burada da tekrar sardım. Şu 2 ilmeğimi birden aldım. Şimdi burada bakın sonda yapacağımız işlem böyle olduğu zaman, son ilmeğimiz böyle kaldığı zaman, bakın burada bir tane ilmek çıkaracağımız bir yerimiz var. Bu ilmeğimi çıkarmadan önce bir kez artırmamı yapıp buradaki ilmeğimi o şekilde çıkararak sıramı böyle tamamlıyorum. Bu şekilde denk geldiğinde arkadaşlar. Bakın, burada yanımdaki 2 taneyle başladım ve modelimi kurdum. Sondaki ilmeğimin önünden artırmamı yapıp sondaki ilmeğimi o şekilde çıkardım. Şimdi bunların hepsini, yine ilk 2 tanesini bir, diğerlerini şöyle tek tek olacak şekilde başa kadar getiriyorum. Bakın şöyle üst üste gelmiş ipleriniz olabilir. Onlar öyle olduğunda öne geleni ilk önce öreceksiniz. Önden gelen ipinizi. Evet, şimdi başa kadar geldik. Şimdi burada, burası bizim birinci sıramız diyelim. Böyle bir geliş, bir gidiş. Şimdi ikinci sırada nasıl başlayacağız? Arkadaşlar, zaten
Sıralarımız bu şekilde olacak. Birini böyle başlayacaksınız. Diğerini de şimdi göstereceğim. Bakın yanımdaki ilmeğimi şöyle ördüm. Bir tane. Şurada bir küçük ilmek var. Bunun içerisinden geçtim. Ve yanımdaki ilmeğin içerisinden ikisinden birden geçip bir tane daha ördüm. Yani üç tane ilmeğimi örmüş oldum bu şekilde. Daha sonra artırmamı yapıp devam ediyorum. Bakın şuradaki iki ilmeklerimi alarak. Şöyle. Tekrar sardım. Ördüm. Tekrar sardım. Ördüm. Tekrar. Yani bakın bu şu yan yana duran ilmekleri değil. Şöyle karşılıklı duran ilmeklerimizi örüyoruz. Tekrar sardım. Ördüm. Bakın burada bir tane ilmeğim kaldı. Şimdi onu da örerken yine sarıyorum ve buradaki tek ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Ve yanımda duran buradaki iki tane ipimin içerisinden tekrar bir ilmek çıkardım. Bakın başlangıcımızı böyle yaptık ve sonumuzu bu şekilde yaptık. Şimdi bu başlangıç ve sonlar hep aynı. Şöyle üçlü başlayacaksınız. Bu şekilde denk geldiğinde bakın böyle öreceksiniz. Alttaki şekilde denk geldiğinde sıranız, çünkü sayınızı siz belirleyeceksiniz. Sondaki nasıl, yani hani nasıl geleceği belli olmaz. O yüzden ya böyle gelecek ya da bu üstteki gibi gelecek. Bu şekilde tamamlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi tekrar ilkini 2, diğerlerini 1, 1 olacak şekilde sıranın başına kadar bir gelelim. Evet, sıramın başına geldim. Şimdi buradaki sıramda ilk sırada yapmış olduklarımızın aynısını yapacağız arkadaşlar. Yanımdaki, burada hani yanımdaki ilk ikisini bir örmüştüm. Yine yanımdaki iki tane de birlikten aldım. İlmeğimi çıkardım ve sardım. Bu şekilde devam ediyorum sıramın sonuna kadar. Şöyle bütün ilmeklerimizi örelim. Sıranın sonuna gelelim. Dediğim gibi sadece başlangıç ve sonları önemli. Bakın sonda şöyle iki tane ilmeğim zaten birbirine denk geliyor ve ördüm. Bakın sadece ilmek çıkaracağımız yer kaldı. Burada da yine artırmamı yapıp bu şekilde ilmek alıyorum. Şöyle. Birinci sırada yapmış olduğumuzun aynısı. Şimdi tekrar ilkini 2, diğerlerini 1, 1 başa kadar gelelim. Sıranın başına kadar geldik. Bakın burada altta 2 yanımdaki ikisini örerek başlamıştım. Buradaki sıranın aynısını yapmıştık. Şimdi şuradaki sıra. İkinci sıramdaki başlangıcın aynısını yapacağız. Ve bu böyle devam edip gidecek arkadaşlar. Bakın yanımdakini örüyorum. Tekrar bakın şurada küçük bir ilmeğim var. Bununla karşıdakini bir alıp örmeye başlıyorum. Bakın 3 tane düz ördüm. Ve şimdi dolayıp devam ediyorum örmeye. İlmeğimi çıkardım. Tekrar. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi bir ilmek kalan sıram, bakın burası. Hemen bir tane doladım. Yanımdaki tek ilmeğimi ördüm. Ve en sondaki ilmeklerimden de yine buradan ilmeğinizi çıkarmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Şuradaki ikisinden şöyle geçerek ilmeğimi çıkarıyorum. Şöyle.
Dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın modelimiz de zaten çıktı. Yani bundan sonraki sırada yanımdaki iki taneyi örerek başlayıp gelip sondaki yine aynı şekilde kapatacaksınız arkadaşlar. Modelimizin anlatımı bu kadar. Hemen şöyle daha büyük bir parçada örülmüşünü de sizlere göstereyim. Bakın böyle. Çok yumuşak, çok güzel bir örgü arkadaşlar. Tunus işi genelde sert olur ama şöyle tabii daha kalın tığlarla örerseniz daha da güzel olur. Onu da belirteyim. Böyle güzel, kullanışlı, hoş bir örnek arkadaşlar. Yeleklerde, süeterlerde kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Arkadaşlar beğendiyseniz beğendim butonuna basmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.